Merhaba arkadaşlar. Bugün size kırmızı bir kombin yaptım. Kırmızı ağırlıklı bir kombin yaptım. İlk önce kasklarından tanıtmaya başlayayım. İlk önce tanıtacağım kask Shoei Q-Vest. Sonra Kavak Drift. Sonra da Nolan'ın N87 kıpkırmızı bir kaskını tanıtacağım. Bu kaskların tabii farklı özellikleri var. İlk önce dış kabuklarından bahsedeyim. Shoei Q-Vest bir fiberglass bir yapıya sahip, multi-kompozit bir yapıya sahip. Kavak Drift de tri-kompozit bir yapıya sahip ve fiber alaşımları, kevlar karbon alaşımları var içinde barındırıyor. Shoei Q-Vest'te bir güneş vizörü yok. Kavak Drift ve Nolan N87'de güneş vizörü var. Ön camları rahatlıkla kademeli şekilde kapatılıp açılabiliyor. Her birinin böyle bir özelliği var. Havalandırma kanalları kendine özgü. Her firmanın kendine özgü havalandırma kanalları var. Özellikle Nolan N87'de Air Booster teknolojisi var. Onu belirteyim. Yani en iyi havalandırmaya sahip kask. Ama aralarında en sessiz kask olarak benim gördüğüm Shoei Q-Vest. Kavak Drift de çok güzel bir kask. Diğerlerinden biraz daha ucuz bir kask. Çok ucuz mu diyeceksiniz? Hayır, çok ucuz değil. Fakat Nolan N87 ondan daha ucuz. Fakat dış kabuğu polikarbon bir yapısı var. Polikarbon Nolan'ın kendi özel geliştirdiği bir malzeme. Lexan deniyor bu malzemeye. Kavak Drift'in burun ve çene pedi yok. O yüzden kışın buğulanma sorunu çekerseniz buğu camı alabilirsiniz. Nolan N87'nin ise burun ve çene pedi var. O en iyi havalandırmaya sahip olduğu için onda buğulanma problemi olmayacaktır. Ama yaşayanlar için sonradan buğu camı isterseniz takabilirsiniz. Air Booster teknolojisi dediğim gibi en iyi havalandırmaya sahip olarak çıktı piyasaya. Bunun arkasında sarsıntıyı engelleyecek bir spoiler var. Bu spoiler havanın çok iyi dağılmasını ve arkadan rahatlıkla atılmasını sağlıyor. Arka hava kanallarını görüyorsunuz zaten. Bu da en iyi hava dağılımını sağlıyor. Üst hava kanallarını da istediğiniz gibi elinizle kontrol edebiliyorsunuz. Yan tarafında, şöyle yakından göstereyim. Yan tarafında şununla, şuradaki pimle, yan tarafındaki pimle güneş vizörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Kavak Drift'in de yan tarafında bir vizörü açıp kapatabileceğiniz bir pimi var. Bununla rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz. İç petleri hepsinde yıkanıp çıkartılabiliyor. Yani çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Ve tekrar koyabilirsiniz. Rahat çıkarıp takılabilen pedlerdir. Shoei Q-Vest'te ufak bir çene pedi var. Burun pedi yok. Aynı zamanda bu yüksek hızlar için yapılmış bir kask. Aynı zamanda Shoei Q-Vest'te bir kilit mekanizması var. Bunu artık birçok kask firması kullanmaya başladı. Birçoğunda hepsinin kilit mekanizması var ve bunlarda yüksek hızda açılmasını engelliyorsunuz. Nolan N87'nin bağlama çeşidi mikrometrik. Mikrometrik Double D'nin bir alt versiyonu oluyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Kavak Drift'in Double D bir bağlantısı var. Onu da yakından görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Diğer kamerada zaten yakından çekiyor. Onu da göreceksiniz rahatlıkla. Shoei Q-Vest'in de bağlama çeşidi Double D. Double D biliyorsunuz MotoGP'de en güvenli bağlantı olarak seçildi. Ve zaten uzun zamandır da o kullanılıyor. Kasklardan hangisini seçmeliyim derseniz kırmızı ağırlıklı olarak Nolan N87 gerçekten bu senenin en iyi kasklarından bir tanesi. Kavak Drift de çok iyi bir kask. Shoei Q-Vest çok uzun zamandır bilinen bir kask. Hani çok uzun zamandır diyeyim, 2010'dan beri bilinen bir kask. Fakat ülkemize daha bu sene yeni geldi, bu sene tanındı. Daha önceden alıp yurt dışından kullananlar vardı. Fakat ülkemizde yeni yeni satışa sunuldu. Kavak Drift bunlar arasında en iyilerinden bir tanesi bence. En sessiz olarak Shoei Q-Vest diyorum. Nolan N87'de en iyi havalandırmaya sahip bir kask diyorum. Bu kasklardan sonra size şimdi de mont örneği göstereceğim. Bu da kırmızı ağırlıklı olacak. Şimdi kırmızı kombinle devam edelim. Size bir tane ceket buldum. Bu Dynas'in bir ceketi. Dynas'in Hydroflux diye geçen D-Dry ceketi. Yani çabuk kuruyabilen özellikleri var. Dış tarafında gördüğünüz gibi file detayları var. Bu file detayları gerçekten nefes almasını sağlıyor.
kollarında ve boynunda rahatlıkla ayarlayabilmeniz için cırt cırtları var. Ön tarafında çift cebi var. Buradan görebilirsiniz. Bel tarafını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz önden, isterseniz burada yanlarından ayarlayabilirsiniz rahatlıkla. İnce ufak reflektörlü yerleri var. Bunlar görünürlüğünüzü arttıracak. Ve özel korumalara sahip tabii ki. Omuz ve dirsek korumaları var. Bu dirsek korumaları çarpma sırasında sizi kazalara karşı iyi koruyacaktır. Ve aynı zamanda iç tarafını da biraz göstereyim. İç tarafında ince bir astara sahip. Bu astar biraz daha hani hava soğuk olduğu zaman sizi koruyacaktır. Ama bir kışlık mont kadar koruyucu değildir. Çok sıcakladığınızda da çıkartıp kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ve iç tarafında bir fermuar yeri var. Bu fermuar yerinden, yani şuradan açarak kendi belliğinizi ve sırt korumanızı koyabilirsiniz. Bu sırt korumanızı ekstra olarak almanız gerekiyor. Dediğim gibi bilekleri, boynu, beli her yeri ayarlanabilir şekildedir. Sürtünmelere karşı özel yapılmış bir kumaşı vardır. Sürtünmelerde sizi koruyacaktır. Ama bir kışlık mont veya içi dışı kevlar veya daha dayanıklı bir mont kadar sizi koruyucu değildir. Eğer biraz daha kalın, daha kumaş bir ceket istiyorsanız, yazın sıcaklığı çok fazla umurunuzda değilse, içinde file detayları olan ama dışında file olmayan bir Dynas'in bir montunu da seçebilirsiniz. Bu da Raptor Stex ceket diye geçiyor. Bunun da aynı şekilde dirseklerinde ve omuzlarında özel korumalara sahip ve üst omuz kısmında, kol kısmında özel file kısımları var. Bu file kısımlarını fermuarla açıp rahat hava almasını sağlayabilirsiniz. Ön tarafında iki tane cepi var. Bir bel koruması alarak kendinizi korumanız için burada fermuarlı bir alanı bulunuyor. Buraya onu takabilirsiniz. Bunu ekstradan almanız gerekiyor. Bir fermuarıyla da pantolonunuza bağlayabilirsiniz eğer pantolon kullanıyorsanız. Bileklerinde çift kademe kolunuza göre ayarlayabileceğiniz çıt çıtları var. Ve fermuar kısmı bulunuyor. Bununla da hani çok fazla sıkışmasını istemediğiniz zaman veya eldivenizi içeri sokmak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Belinde tekrar cırt cırtları var. Bunu da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kombinle beraber tabii ki kırmızı bir pantolon yok. O yüzden Tech90'ın siyah ağırlıklı bir pantolonunu öneriyorum size. Tech90'ın Praid model bir korumalı pantolonu. Bunun da dizlerinde ve kalçalarında özel korumalara sahip. Aynı zamanda içinde kevlar kısımları bulunduğu için sürtünmelere ve çarpmalara karşı sizi koruyacaktır. Çarpmalardan çok sürtünmelere karşı sizi koruyacaktır. Özel dikişlere sahiptir. İç tarafında ise kendi kalça korumalarınızı koyabileceğiniz yerler vardır. Bu korumalar çarpma anında sertleşen korumalardır. Sizi kazalarda gerçekten iyi koruyacaktır. Bunu da sitemizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda bununla beraber iki tarz farklı eldiven sunabilirim. Bunlardan bir tanesi Skoyko eldiven. Bileklerin bileğinde ve eklem yerlerinde özel korumalara sahip Skoyko eldivenler hem yazlık aynı zamanda özel korumalara sahip olduğu için elinize gelebilecek zararlar da sizin daha az yaralanmanızı sağlayacaktır. Bileğinize göre ayarlayabilmeniz için yer var. Sürtünmede ilk önce elimiz yere değdiği için ilk önce elimiz zarar görmektedir. Bunu engellemek için bu eldivenlerden bir tane giyerseniz gerçekten iyi olacaktır. Bununla beraber yeniden hani daha farklı bir çeşit eldiven isterseniz yine bu kırmızı kombinine ait Five Gloves'un Stunt Evo Replica modelini alabilirsiniz. Bu da gerçekten iyi korumaları olan, aynı zamanda bileğinize göre ayarlayabileceğiniz eklem yerleri özel korumalı, deri detayları olan ve yaza göre özellikle yapılmış delikli deri ve kumaş kullanmaktadırlar. Bu da yaz sürüşlerinde sizin rahat etmenizi sağlayacaktır. El içinde süret kısımları bulunuyor. Baş parmağınızın yan kenarlarında özel yerleri bulunuyor ve bunlar çarpmalara karşı direnci arttırıyor. Bileğinize göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bununla da rahatlıkla iyi korunabilirsiniz.
ve bu kombinle önerebileceğim 3 tane farklı dizlik var. Eğer pantolon giymek istemiyorsanız bu dizliklerden alıp kullanmanız şart, bence gerekli bir şey. Bunların ikisi mafsallı dizliktir. Bir tanesi Zandona, sizi hem hava geçirgenliği vardır hem de dize çok iyi oturmaktadır. Proel'in çok iyi bir mafsallı dizliği var aynı zamanda. Bu daha sert bir korumadır. Zandona da özel korumalara sahiptir. Bazı arkadaşlar şey diyor, depoyu çizdiğini söylemekte. O yüzden de Tech90'ın yeni çıkarttığı Impact Tech adını verdiği bir koruma ve bir diz koruması var. Bu çarpma anında sertleşiyor ve deponuzu çizmiyor. Özellikle kumaş olduğu için yanları deponuzu çizmeyecektir. File kısımları bulunduğu için de ayağınızı, bacağınızı çok fazla terletmeyecektir. Dediğim gibi rahatlıkla kullanımı çok rahattır. Diğer korumalarla rahat edemiyorsanız bu ilk görünüşte yumuşaktır ve rahatlıkla kıvrılabilir, bükülebilir. Herhangi bir zorlu tarafı yoktur. Bunlardan seçebilirsiniz. Ama ben diyorsanız, hani görüntü itibariyle daha güzel görünüyor diyorsanız, Zandona veya Proel seçebilirsiniz. Bunlar da sizi gerçekten iyi koruyacaktır. Ve aynı kombinle beraber sunabileceğim iki çeşit ayakkabı var. Bir tanesi tam korumalı, özel korumalara sahip. Dainese'nin özel korumalı bir botu. Özel korumalara sahip, gördüğünüz gibi slider, körük mekanizması ve bileklerinde topuk koruması ve yan korumaları özel yapılmıştır. Yüksek hızlar için yapılmıştır. Aşınmasını engelleyici ve çarpmalarda az zarar göreceğiniz özelliklere sahiptir. Bir bunu sunabilirim. Hani kırmızı tonlarında olabileceği için bunu sunabilirim. Bir de onun yanında Street Biker diye geçen Dainese'in bu modelini sunabilirim. Bu tabii biraz daha yazlık modeldir. O kadar iyi hava almayacaktır. Ama her zaman uzun bot tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizi bileğe kadar koruyacaktır. Ve çarpmalarda, kazalarda sizin ağır yaralanmanızı engelleyecektir. Bu ise Street Biker diye geçiyor Dainese'in. Bir burun koruması yok. Ama aşınmaz bir deriye, aşınmaz bir yüzeye sahip. Yan tarafında bir koruması var ve bilek koruması var. Topuk koruması da gerçekten iyidir. Altı çelik tabandır. Sürtünmelerde ve çarpmalarda dayanıklıdır. Fakat üst tarafında çok fazla koruma olmadığı için ayağınızın üst tarafını korumayacaktır. Bu kombinde sunduğum ürünlerin hepsini daha fazlasını gör seçeneğinde YouTube'da tıklayarak görebilirsiniz. Fiyatlarına sitemize girerek bakabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.